Merhaba. Kamboçya'da bir ada olduğunu, hatta o adada çok sayıda Türk yaşadığını ve adında Türkler Adası olduğunu daha önce hiç duydunuz mu bilmiyorum. Ben şimdi o adadayım. Yani Koh Rong Adası'ndayım. 3 gündür beni takip edenler, arkadaşlarım onun farkındadır, biliyorlardır. Şimdi elimde bir kahve ile birlikte bu gerçekten Türkler Adası denilen adada olay nedir ne değildir, ailesini yıllar öncesinden tanıdığım bir gençle birlikteyim şu anda. Şöyle onun mekanını da göstereyim, diğer kafede. Onun hazırladığı, böyle artık kendisine soracağım şimdi, ne kokuyor? Akdeniz mi kokuyor, Ege mi kokuyor, yoksa Kamboçya mı kokuyor? Sözü kendisine bırakmak istiyorum. Sevgili Dorukhan'la birlikte. Merhaba Dorukhan. Merhaba. Nasılsın? Nedir, ne değildir olay? Sen anlat bize. Kamboçya'da olmak nasıl bir şey, nedir? Ne zamandan beri buradasın? 5,5 senedir ben buradayım. Kamboçya'da olmak gayet güzel, rahat. Evet. Ben seviyorum burada yaşamayı, özellikle adada yaşamayı. Şehir hayatından Türkiye'de çok sıkılmıştım zaten. Evet. Artık sen adalı olmuşsun. Artık adalı olduk. Evet. Burada çalışıyoruz, işimizi yapıyoruz. Kendi kahvecimiz var. Evet, kahve işiyle uğraşıyorsun. Evet. Harika. Kahve işiyle uğraşıyorum. Hoş bir şey olsa gerek değil mi? Peki bu Türkler Adası nereden geliyor gerçekten? Var mı, yoksa biz Türkler mi böyle diyoruz, dünyada biliyor mu, ya da buradakiler de biliyor mu böyle bir şey olduğunu? Daha önceden çok daha fazlaydı Türkler burada, pandemiden önce. Pandemiyle beraber çok fazla Türkiye'ye dönen oldu, başka ülkeye giden oldu daha sonrasında Türkiye'ye dönen. Evet, boşalmış epey. Bayağı bir boşaldı ada. Ama öncesinde, önümüzdeki sezonla beraber gene daha çok falan gelen olacaktır muhakkak. Umutlusunuz. Evet evet, artık pandeminin etkileri kalmadı. Burada da dünyada olduğu gibi. Evet, hatta umarım. Burası daha bir sanki hiç yokmuş gibi şu anda artık. Evet, yani iyi, güzel yine de. Fena değil yani. Şöyle ortamı da bir hafifçe alalım. Bir pazar günü olmasına rağmen, yani daha insanlar sahilde ya da dinlencede odasında. Evet. Değil mi? Daha odalardan bazıları tatilde olduğu için daha geç saatlerde kalkıyorlar. Aynen zaten. Onu demek istedim ben de zaten. Daha da kalabalık zaten normalde burası. Artık sen adalı oldun. Evet öyle, yani güzel, yakışıklı bir Türk genci bizim Dorukhan'cığımız gelmiş. Kamboçyalı olmuş yani. Herkes nerede mutluysa orada yaşasın. Öyle mi? Kesinlikle olay öyle. Kesinlikle yani. Öyle. Nerede mutluysanız, nerede paranızı kazanabiliyorsunuz. Evet. Nerede hayatınızı daha iyi idame ettirdiğinize inanıyorsanız orada yaşamak gerekiyor. Ben dünyanın küçüldüğüne inanıyorum zaten gittikçe. Tabii ya da gezdikçe mi öyle oluyor bilmiyorum ama. Gezdikçe tabii artık ki öyle oluyor. Ama işte yani şu şeylerle gezmek çok kolay olmasa da elinden geldiği kadar insanların gezmesi gerekiyor. Ben geç çıktım yurt dışına. Öyle mi? Evet. Daha erken çıksaydım benim için çok daha iyi olurdu yani. Türkiye'de işi gücü olan, üniversite mezunu bir gençsin değil mi? Tabii normalde bir sürü deneyim olmuş. Çalışıyordum. Türkiye'de de çalışıyordum. Buraya gelmeden önce Türkiye'de bir mekan açmayı planlıyordum. Evet. Ancak belli nedenlerden dolayı artık daha fazla Türkiye'de yaşamak istemedim. Burası da arkadaşım vardı. Gelip bir bakayım, beğenirsem kalırım dedim. Kaldım. 5,5 senedir buradayım. Harika. Bir de ailem de burada olduğu için. Evet, babam, evet, evet. Ablam. Annesi, babası, kardeşi. Burada evet olduğu için. Dorukhan'ın dediğim gibi ailesini çok eskiden tanırım. Ailesiyle birlikte oluyor olması da belki onun işini daha da kolaylaştırıyor. Tabii ki, Dorukhan muhakkak için. Yani hani aile faktörü, annem ne der, babam mı kızar, gitsem mi gelsem mi ya da falan gibi bir. Ya da herhangi bir manada özlem duyma gibi. Hı. İşte özlediğim zaman babamı görebiliyorum. Gayet. Annemi görebiliyorum. Hı. İşte şey yapabiliyorum. Ablam burada. Herkes hani düzenini kurmuş burada aile olarak. Dorukhan'ın böyle bir hani bireysel olarak pek bir şeyi yok, sıkıntısı yok. O manada kafası sakin sanırım. Tabii. Mutlu tabii. Mesut. Mutluyuz. Ben kendim rahatım. Sabah 8 akşam 4 çalışıyorum. Ne güzel. 8-4 mü? 8-4 çalışıyorum. Yürüdüğün yola da bayıldım biliyor musun? Yani, ormanın içinde, ormanın sahilde. Içinde, çok tatlı işte bir yarım saatlik bir yürüme mesafesi. Yürüyerek. Robinson Crusoe Dorukhan burada. Kamboçya'daki bizim Robinson Crusoe Dorukhan'ımız. Söylemek istediğin bir şey var mı? Gelip ziyaret edebilirler burayı. İnşallah. Gayet güzel, herhangi bir güvenlik açısından bir sıkıntıları, bir korkuları olmasın. Bazı forumlarda okuyoruz işte güvenlikle alakalı problemlerin olduğu falan yazıyor ama kesinlikle öyle bir durum yok burada. Tedbirli, düzenli, yaşadıktan sonra herhangi bir şey. Sonra, siz eğer çözülmezseniz başınıza hiçbir şey gelmez bu ülkede. Evet. Bu kadar basit bir olay. Evet, doğru. Yani. Son derece düzgün bir gençsin Dorukhan. Canım benim, çizgisinde bir arkadaş. Her şey gönlünüzce olsun. Tabii ülkemizin koşulları, dünyanın koşulları inşallah daha da güzel, daha iyi şey, daha da değil yani. Hani şu anda
bir takım olumsuzluklar var tabii ama düzelir umuduyla, dileğiyle, her şey insanların gönlünce güzelliğiyle olsun. Ben Dorukhan'ın kahvesiyle teşekkür ediyorum. Her şey herkesin gönlünce olsun. Hoşça kal Dorukhan'cığım. Görüşmek üzere. Sağ ol bebeğim. Merci.